Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün temizlik işimiz bitti. Bir yorgunluk kahvesi yapalım dedik. Sizler için bugün bol köpüklü Türk kahvesi yapacağım. Öncelikle soğuk suyumuz olacak. Tatlı kaşığı kahvemiz, bir tatlı kaşığı da şeker. Tadınıza göre tatlandırabilirsiniz. Hemen ocağa alacağım. Ben hiç karıştırmıyorum. Kısık ateşte mutlaka. Yavaş yavaş kendini emecek zaten kahve ve şeker. Su onları emecek. Karıştırmıyorum ben. Görseli daha hoşuma gidiyor bu şekilde. Evet, kahvemiz kısık ateşte. Biraz sonra kaynayacak. Köpürdüğünde biraz üzerinden köpüklerini alacağım. Evet, ısınmasına yakın bir defa karıştırıyorum. Köpüğümüz oluşmaya başladı. Ben kahve yaparken çok karıştırarak oynamak istemiyorum. Türk kahvesinin acı tadını pek sevmeyenler varsa bunu bir kaşık da dibek kahvesi ekleyerek yaparlarsa çok daha krema tadında, daha tatlı, yumuşak bir kahve elde edebilirsiniz. Dibek kahvesiyle de yapmayı ben çok seviyorum. Üzerinde oluşan köpüklerimizi alalım. Ufak bir kaynatma daha yapacağım. Evet. Ben kahvemi marketten kullanmıyorum. Taze taze çektiriyorum. Bu da benim görüşüm. Köpürmesine tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi taze kahvenin olması. Evet. Evet, kahvelerimiz hazır. Evet, şimdi ben kız kardeşimle kahvemi içeceğim. Kahvem bittikten sonra, ufaklığımla uyuduktan sonra sizler için kısa bir el işi videosu da hazırlamaya çalışacağım. Görüşmek üzere.